Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6.493 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 431'i baraj, Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 94 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 356 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 220'ye yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkardık. Bu yatırımlardan binlerce yıl geçmişe uzanan tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu sebeple medeniyetlerin yaşatıldığı şehir olarak anılan Niğde'miz de nasibini aldı. Muhteşem tabi ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra el emeği, göz nuru eşsiz halılarıyla meşhur yiğit ve iyiliksever insanların şehri Niğde'ye son 14 yılda 10 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 370 milyon liralık kısmı bakanlığımıza ait. Tamamladığımız içme suyu tesisleriyle Niğde şehir merkezine yıllık 22,18 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Aralarında Çamardı Ören ve Niğde Merkez Uluağaç gibi büyük barajlarında yer aldığı 11 baraj ve gölet inşa ettik. 7 baraj ve gölet inşaat, 7 baraj ve gölet de plan ve proje safhasında. Hizmete aldığımız sulama tesisleriyle 19.220 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 7 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 26 dere ıslahıyla da Niğde'mizi taşkın zararlarından koruduk. Takriben 41,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz Atatürk Şehir Ormanı'yla vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil bir alan kazandırdık. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 2,8 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. 3 bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Aladağlar Milli Parkı ve diğer korunan alanlarımıza gözümüz gibi baktık. Yaban hayatını muhafaza çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük.
kurduğumuz 13 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 1 yıldırım tespit ve takip sistemi ile de hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Nidemize ne yapsak az diyerek 161 milyon liralık 19 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 9030 dekar araziyi sulayacak, 16 mahalle ve 360 dekar araziyi taşkınlardan koruyacak, 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacak, Ulu Kışla Beyağıl Bal Ormanı ve Kara Ali Mesire yerini tesis edecek, Aladağlar Milli Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları yapacak, Bor Kılavuz Köyü'ne otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracağız. Niğde'de destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında Niğde'nin hasretle beklediği Bor Halaç ve Kemerhisar Gökbez'le Ulu Kışla İmrahor ve 14.200 dekar araziyi sulayacak Çamardı Ören Barajı sulamasının da yer aldığı toplam 204 milyon lira maliyetli 14 tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Niğde'mize hayırlı olsun.